Efendim herkese selamlar olsun. Ben Seyhan Soylu. Bugünkü konuğum Serdar Ozan Soy. Bir e-ticaret. Aslında hani günümüz çağında şeye başlamak lazım bu programa? Şöyle başlamak lazım. Yani pandemi öncesi Türkiye'de %8 e-ticaretten alışveriş oluyordu. Şimdi %21'e çıktı. Çok yakın tarihte zannediyorum %40'ları 50'leri bulacakmış 2025'e kadar. E-ticaretle ticaret olasılığı yapılan sistemler. Bu işte mesela falanca getir, yok Migros'tan bilmem ne getir, öbür yerden bilmem ne getir hikayesinde. Bu e-ticaret olaylarının neler yaptığımızı ve gelecekte e-ticaretin neler olabileceğini, STS grubun nasıl kurulduğunu, neler yapılması istendiğini, artık home office olarak kullanılan evlerde bile artık insanlar internet sitesi açıyor, Instagram, sosyal medyalarda oradan satışlar yapabiliyor. Günümüzde artık neler oluyor? Böyle bir sohbet olacak. Kim ne olacak? Serdar Ozan Soylu olacak. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Şimdi beyefendi diyor ki, Seyhan Hanım diyor, daha önce diyor yapıldı mı hiç bilmiyorum ama diyor, isterseniz diyor, siz benim bir günde konuğum olun diyor. Olsun dedim, konu dedim, nereye açılırsa, hangimiz eğer ki boşluk bulursa birbirine onu sormaca yapalım dedik. Tamam dedi. Başka türlü adam, zaten ben televizyon ekranına da çok karşı olan biriyim ama sosyal proje olduğundan dolayı ben bu projeye dahil oldum dedi. Serdar Bey, öncelikle bir şey sormak istiyorum. STS Grup nedir? STS Grup yaklaşık 20 yıl önce kurulmuş metal kablo tavası üreten bir firma. Metal kablo tavası. Evet, bu veri yolları vardır. Yer altından gider, yer üstünden gider. Enerji, bilgi hatları, kablolar bunun içinden geçer. Yani bizim kullandığımız internet kabloları gibi mi? Tabii hepsi. Bütün her türlü kablo. Yani enerji de. Siz kablo mu satıyorsunuz? Hayır, kablo değil. Kablonun tavası. O kabloyu taşıyan elementleri satıyoruz. Tava ne? Yani nasıl diyeyim size? U şeklinde olabiliyor. Yok tabii, U şeklinde oluyor. Ve hani mıknatıs yer gibi altından mi olabilir, yer üstünden olabilir. Mıknatıs mı bu? Yok hayır, mıknatıs değil, bildiğiniz askılarla ya, tavana bağlanabilir. Şey mi bu? Nal mı? Hayır. U şeklinde düşünün, kapaklı olabilir. Yani onu bir kare bir prizma olarak düşünün. Tamam. Üstü kapaklı olarak düşünün. İçinden kabloların geçtiğini düşünün. Bütün binaları merdivenlerle yukarıya çıkan, yerden gömülüp yer altından ona giden kablo tavası. Kablo tavası. Kablo tavası. Hani bu borularla oradan da ayrışımlar olan. Evet. Plastik ama bu. Hayır, metal. Metal mi? Plastik olanları da var ama biz daha çok metalle ilgileniyoruz. Anladım. Peki Türkiye genelde Çin'den alıyordu bu tür şeyleri. Şimdi artık burası mı? Tabii Türkiye'de çok iyi üreticiler var. STS'de bunlardan bir tanesi, belki de en büyüğü. Yani siz yaklaşık, bunu üretiyor musunuz? Evet. Dilovası'ndaki tesislerimizde. Orada bir fabrikamız var. Yaklaşık 20 bin metrekare alan içerisinde kurulu. Devasa bir tesis. İçinde 6 tane makine hattı var. Ki şu anda 9'a çıkmak üzere bu. Planları yapılıyor. Makine parkuru. Makine parkuru. Bir parkur günde kaç tane yapıyor? 1500-2000 üretiyor. Yani adet olarak demeyelim de şöyle söyleyeyim. Bugüne kadar dünyanın çapını dolaşmış vaziyette. 40 bin metre. Yaklaşık bugüne kadar STS 47 bin metre kablo üretmiş. Dünyayı dolaştırdık. Evet, biraz geçmiş. Peki bu 40 bin kilometre değil, 40 bin. 40 bin kilometre olması. Kilometre. Evet. 40 bin kilometre. Çünkü dünyanın zannediyorum 39 milyon kilometre kare olacak çapı. Evet. Onu dolaştık, bir de tur atıyoruz, ikinci tura gidiyoruz. Evet, ikinci tura geldik. Bu ikinci tura giderken Türkiye hep ikinci turları atabilen başka meslek dalları var mı? Yani tabii şimdi bu bir aile işletmesi. Aile işletmelerinin istatistiğine baktığınızda Türkiye'de 7 yılda bir kapanıyor aile firmaları. Yani tabii STS'nin 20. yılına gelmiş olması ayrı bir başarı. Aile kendisi. Firması derken ailenin içinde kimler var? Abiler, aile, kardeşler, kız yani, kardeşler falan gibi. Firma sahibi var. Firma sahibi yakınları ve akrabaları diyelim. Firma sahibi sizsiniz. Ben değilim maalesef. Evet, STS kimin? STS Murat Köksal'ın. Murat Köksal'ın ve orada bir ekip kurulmuş ve dünyaya pazarlanıyor. Bunu. Evet, şu anda evet. Peki o dünyaya pazarlanıyordu. Hangi ülkeleri ne pazarlanıyor? Vallahi şöyle söyleyeyim, Avrupa, Kuzey Afrika. Avrupa'nın kaç ülke? Avrupa'nın yani toplamda 57 ülke gibi bir detay vereyim size. Dünyanın 57 ülkesine. Avrupa'da kaç ülke var?
Avrupa'da var 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 var. Gelişmiş ülkeler var mı? Mesela İngiltere, var, Fransa, Almanya var, Fransa var, İngiltere. Yani şöyle, şimdi bizim gönderdiğimiz mal tabii ki hem bir doğrudan bizim gönderdiğimiz mallar var, bir de ihraç kayıtlı olarak verdiğimiz müşterilerimizin gönderdiği mallar var. Çeşitli projelere, çünkü biz daha çok inşaat firmalarıyla çalışıyoruz. Yapı firmaları bizim hedefimizde. Peki, soru bir. Bir inşaata, mesela 12 dairelik bir inşaata kaç tane bundan kullanılıyor? 150 tane mi? Yani tane olarak demek çok doğru olmaz. Metre olarak daha çok biz veriyoruz ürünleri. Hem kabloyu veriyorsunuz. Yok, kablo bize ait değil. Kablo apayrı bir sektör. Bu nasıl metre veriliyor? Kesilip kesilip biçilen bir şey mi? Tabii tabii tabii. Normalde 2,5-3 metrelik parçalar halinde veriliyor ama yani müşteri isterse daha küçük kesme imkanı da var. Peki bunu aldınız, içine kabloları yerleştiriyorsunuz, evet. Oradan katlara, dağılıyor. Katlardan da evet. Odalara evet, evet, evet. Bir nevi bir ağ kurulum sisteminin kutularını yapıyorsunuz. Çok doğru, evet. Algılamak için söyledim. Çok doğru. Peki bu STS grupla ilgili işte Afrika'nın belli ülkelerine, Tunus'lu, Fas'tı, Libya'ydı neyse ülkelere de ihraç ediyorsunuz. Bu STS başka neler yapıyor mesela bu kutu harici? Tek bir şeye mi yönlendirilmiş? Kablo tavası haricinde yapı elemanlarının, mesela dışarıya diyelim ki binayı mermer kaplayacaksınız. Mermerleri tutundurma elemanları var. Onlar da braket denilen. Şey böyle dört kare gibi oturtuyorsunuz. Evet, evet, böyle evet, yerlerde fayanslara da konuluyor değil mi? Tabii tabii tabii. Değil mi? Onu kastettik. İzolasyonda falan da kullanılıyor. Fayans bunlar. İçin biraz küçük kalır. Fayans daha çok kullanılmaz ama yani nasıl diyeyim size, şu ebatta şöyle. Dışarıdan onu binaya çakıyorsunuz, mermeri de üstüne oturtuyorsunuz. Tabii bütün yapı için konuşuyoruz bunu. Bunun yanında solar panellerle ilgili. Solar yani güneş panellerini de oturtmak için. Evet, evet. Onların da metal ayakları, tutundurma ayaklarını biz üretebiliyoruz. Bu şekilde yani şu anda gelişerek işler devam ediyor. Bu müthiş, müthiş aslında yani şey bu. Güneş panelleri filan geleceğin teknolojisi. İşi doğru bunlar. Doğru doğru. Bizim çok artık önemsediğimiz. Artık güneşten yararlanmak için, havayı da kirletmemek için. Evet, yeşil enerji. Bu yeşil enerji, tok da şimdi elektrikle çalışan, bir araba. Ve dünyada da zannediyorum Avrupa karar almış 2030'dan sonra. Evet, bütün arabalar elektrikliye dönecek. Hiçbir araba olmayacakmış. Doğrudur. 2030'dan sonra. Artık yani herhalde mazot ve benzin hayatımızdan çıkmaya 2030'dan sonra geçmiş olsun. Evet, evet, evet. Müthiş bir şey. Peki. Ama burada ilginç bir istatistik vermek istiyorum. İlk aslında elektrikli araba 1800'lerin sonunda yapılmış. 1900'lerin sonunda yapılmış. Yani 1800'lü yılların sonunda yapılmış. 1900 yılına gelmeden yapılmış. Fakat bu petrolyum üreten firmalar bir şekilde buna mani olmuşlar ve motorları içten yanmalı. Dizel ve benzin aslında yakan motorlar haline getirmişler. Olmuş olsa akümatör de şimdi kim bilir ne boyuta gelmişti. Belki uyduruyorum, salladım bunu. Hani verici istasyonları var ya, arabaların üzerinde bir verici istasyonunla, sinyalizasyonla durmadan da akım yapılıyordu. Yani, bana göre ne olacak biliyor musunuz? Hani bu elektrikli arabalar var ya, çok yakında arabaların üzerine güneş panelleri konacak. Doğru. Ama gizli, gizli konacak ve onlardan alacaklar, aküsünü dolduracaklar, şarj etmeye bile gerek kalmayacak. Yani bu tabii ki çok güzel bir proje olur. Yani olabildiğinde çok güzel olacak bu. Ben böyle düşünüyorum işte. O zaman tavaya ihtiyaç var. Evet. Hani evet. Havada bulup tavadan almak dedikleri şey bu olsa gerek. Yani. Peki havada bulalım, tavada ısıtalım. STS grubun gelecek planları var mı? Gelecek planları var tabii ki. Şu anda tabii bu pandemi süreci aslında şöyle bir şey etki oldu. Demin bahsettiniz, e-ticaret dediniz. Aslında bu tür malları Çin'den getiriyorlardı. Dediğiniz doğru bir yerde. Ama tabii ki Türkiye çok büyük bir market, dünya çok büyük bir market. Dolayısıyla herkese iş var, herkese proje var. Genelde de bu elektrik aksamları Guangzhou diye bir yerde var. Evet, Çin'in evet evet güney bölgesinde doğrudur. Bulundum. Orada da gittim ama başka işler için gitmiştim vakti zamanında. Şu anda Çin'den gelen bir konteyner fiyatı inanılmaz. Aşağı yukarı 5 katına çıktı. Eskiden 2500 evet, dolardı. Evet, evet. Şimdi zannediyorum 7000'den başlayıp 15.000 dolarlara falan. Bulursanız çıktı. Bir de tabii bulursanız konteyneri, gemiyi. Onun yani için bu çok arttı fiyatları. Biz avantajlı kaldık çünkü biz buradan bir kamyona koyup Avrupa'ya, Doğu Avrupa'ya, Batı Avrupa'ya her yere 5-7 günde gönderebiliyoruz. Belki bu STS çok yakında o dil ovasında demiş olduğumuz yerde hani bu çöpe atmış olduğumuz atıklardan geri dönüşümden elde edilen
materyallerden de belki yapılacak. Tabii tabii tabii. Bizde o kırpık denir onlara. O kırpık materyal paradır. Tabii, tabii. Çok önemlidir. Onlar geri dönüşüme gönderilir. Tekrar işlenir ve tekrar mete olarak belki kullanılır. Sistemin içerisinde hani yalnızca STS grup için değil, bizim üretimde bunları istifade edebilmemiz için tabii. Bu kırpıkları her bir yapılan ürünle ilgili geri dönüşüm sistemi de entegre edilir gibi. Kesinlikle, diyorum. Kesinlikle. Devlet bu konuda aslında çok hassas. Daha teşvik de veriyor. Tabii tabii. Dün Murat Bey'le görüşüyorduk. Görüşürken şunu söyledi. Dedi ki hani biz normalde ürünlerimiz galvanizleniyor. Galvaniz kaplama oluyor. Ya da işte sıcak daldırma galvaniz kaplanıyor. Bunlar aslında zehirli şeyler ama biz kendi tesisimizde yapmıyoruz bunu. Bunu yapan yerler var. Dilovası'nda oraya gönderiyoruz. Aynı sanayi bölgesinin içerisinde. Tabii onların atıkları çok önemli. Onlar çok denetleniyor. Hatta o kendisi bana dedi ki dün konuştuğumuzda bizi bile de denetliyorlar. Yani hani yağmur atığınızdaki, yağmur sularınızdaki dahi yağı devlet geliyor, kontrol ediyor. Yani o işte ustalar içeride diyelim çalışıyorlar, elleri yağlanıyor, yıkıyorlar. O yağın bile belli bir derecesi var. Onun bile üzerine çıkarsa ceza yiymiyor diye konu oluyor olay. Orada işçi uyuz olsa, bir parça o yağın safından alsa, tabii, dökse oraya tabii, yandınız. Kötü niyet olsa tabii. Binlerce lira ceza. Tabii. Artık denetim mekanizması iyi çalışıyor mu? Yani iyi çalışıyor. Teknolojiye adapte olmuş, hani bu ileri seviyedeki ülkeler gibi denetleme sistemimizde artık biraz insan sağlığına değer veriliyor mu? Kesinlikle. Türkiye'de. Yani iş kazalarını minimuma indirmek çok önemli. Çünkü insan en önemli faktör. İçeride insan olmadan ancak robotları çalıştırabilirsiniz. Ki aslında böyle bir şeyimiz de, projemiz de var bu anlamda da. Yani bizim bünyemizde, grup bünyesinde STS Makina diye bir firmamız daha var. Makine parkuru mu üretiyor? Evet, makinelerin kendisini üretiyor, makinelerin kalıplarını üretiyor. Veya dolayısıyla kalıp üretiyor. Tabii tabii tabii, o kalıplar çok önemli zaten. Yani makinelerde ürünleri basan kısımlar, kalıplar. Mesela atıyorum ben çizme yapacağım, o çizmenin kalıbını yapabilirim. Tabii ki, tabii ki. Yani sizin özel bir ürününüz varsa ve bu ürünün teknik çizimleri varsa biz eğer bu ürün metaldense tabii bu çizimler bize geldiğinde biz bu ürünleri hayata geçirebilecek kabiliyetteyiz. Öyle peki diyeyim. Metal değilse, plastikse? Plastikse yani kalıbını tabii ki plastik yapan bir firmaya gitmek lazım. Yani plastik enjeksiyon makinesi olan bir firmaya gitmek daha doğru mesela olacaktır. Plastik çizmeleri kim? Plastik enjeksiyon makinesi mi yapar? Çok büyük ihtimalle evet. Çok büyük ihtimalle. Yani saç olursa? Saç olursa. Biz metalle alakalıyız. Daha çok metalik kilosu ne kadar? İnanın bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Bu ama İngiltere'de belirlenen bir... Hurda zannediyorum 7 lira civarı. Doğrudur. Demir hurda da zannediyorum 5-5,5-6'larda gidiyor. Doğrudur. Rakamsal olarak sıfır demirin kilosu 17 lira, 18 bandında gidiyor. Siz benden daha bilgilisiniz. Tebrik ediyorum. Vallahi öyle yani. Ben de hurdacı geziyorum. Hurdaları gezip inşaat malzemesi topluyorum. Ne kadar güzel, ne kadar yani güzel. Yani biraz kaçık bir tipim herhalde, ondan kaynaklanıyor. Estağfurullah, öyle demeyelim. Çok isterim yani, böyle hani güzel şeyler yapıp, keyifli böyle bir şeyler yapmak isterim ben de. Onun için böyle hurdalar gezerek, hurdalardan ne elde edebilirim, neler yapabilirim falan gibi düşünüyorum. Bu deminki konunun söylediğiniz şeye dönmek istiyorum. Çöp ayrıştırma. Bu çok önemli bir konu. Bence ileride de daha da önem kazanacak. Şu anda hani çöplerin ayrıştırılması ve bunların işte plastik, metal, ağaç ya da neyse hani esvafına göre değerlendirilmesi, gerekirse bunun yakıta dönüştürülmesi, yani bunların işte yakılması, metallerin tekrar geri dönüşümle tekrardan kullanılabiliyor olması, plastiklerin havayı kirletmeyecek şekilde yakılıp enerjiye dönüştürülmesi, bu tür tesislerin ileride çok daha önem kazanacağını düşünüyorum ve artacağını düşünüyorum. Artar mı sizce? Kesinlikle artacak. Artmalı da zaten. Yoksa dünyayı yaşanmaz bir yer haline getiriyor insanoğlu maalesef. Bu kafayla devam ettiği müddetçe. Yoksa sıkıntı olacak. Çok büyük ihtimalle. Çok büyük ihtimalle. Sıkıntılar. Peki bu STS grupla ilgili gelecek planlamasını tabii ki teknolojiden istifade edilerek e-ticarete yönlendirilecek. E-ticarette müşteri portföyü nasıl yaratılıyor? Şöyle söyleyeyim, aslında STS Türkiye'de çok tanınan bir firma. Çünkü şöyle bir avantajı var. Rakiplerimiz, birçok rakibimiz proje üzerine üretim yaptığı halde biz stoklu çalışıyoruz.
Yani stoğumuzda her zaman mal oluyor. Türkiye'de de bunu müşterilerimiz biliyor. Tabii ki bu büyük bir avantaj. Yani aşağı yukarı yani toplamda... Bu işin toplancısı gibi bu. Evet. Yani her ay yaklaşık 2000 ton üretim oluyor. 2000 ton da stokta mal oluyor. 2000 ton. Evet, büyük bir rakam. 2000 ton ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? 200 tır demek. Evet. Bak, yok. 2000 ton, 20 ton, 1000 tane tır demek. Ben tam onu aklım hafızalam alamıyor. 2000 ton, 1000 değil, 100 tır. Aşağı yukarı. 100 tır mal. Ve bu tabii Türkiye çapında da bilindiği için müşterilerimize yani normalde... Yani 100 tır çok önemli. Tabii tabii yani 2 haftada ürün üretilse onun galvaniz kaplanması gibi detaylar da aşağı yukarı 1-1,5 hafta sürse, 10 gün sürse. Yolu falan 1 ay derken bizde hazır mal olunca 2 haftada gidiyor. Şöyle düşün, 100 tırı yedekli çalışıyor, 100 tır demek 100 konteyner demek. 100 konteyner malın gelmesi bugün... Aşağı yukarı 7000 dolardan olmuş olsa 700 bin dolar yalnızca lojistiğine verilecek bir yatırım yapılmış. Evet. Evet. Böyle bakmak doğru, lazım. Doğru, doğru. Yani, peki arada fiyat farkı var mı? Çin'den ucuza geldi bize bu. Çin'den şöyle... Ham madde var mı? Ham madde var tabii ki. Şimdi Çin ham maddeyi kendisi üretiyor. Biz de tabii ki ana aldığımız yer Erdemir. Türkiye'den yeterli elden geldiğince... Yeterli Erdemir bize üretiyor mu? Yetersiz kaldığı yerlerde mecbur yurt dışından getirenler var. Onlardan almak durumunda İthalat kalmıyor. İthalat. Biz yapmıyoruz ama yapanlardan satın alıyoruz ama ana odaklı tabii ki yerli ve milli kullanmayı tercih ediyoruz. Başarabilir miyiz onda da? Bence başarabiliriz. Sadece biraz daha bence bu işin... Bence sanayi girişimi daha yeni başladı. Evet, evet. Yani daha artarak ilerlemesi İnşallah lazım. İnşallah tarıma da aynı eşlemanla gider de... Çok haklısınız. Rahatlarız. Çok haklısınız. Yani şimdi burada tabii tevellüt çıkacak ama bizim çocukluğumuzda ilkokulda öğretilen şey Türkiye'nin... Babam anlatırdı. Evet, evet. Doğru, doğru. Siz çok gençsiniz bize göre. Türkiye'nin dünyada kendi kendine tarım anlamında besleyebilecek 7 ülkeden birisi olduğuydu. Çok. Tabii biz galiba... Şu an zannediyorum 47. oldu. Evet, yani ama sanayiye olacak. Biraz ben fazla... Ben bununla da başarılı olacağımıza inanıyorum. Sanayi devrimi yaparak, mücadeverler, evet. Traktörler veyahut da başka makine parkurları yaratılarak tarımdan da inanılmaz istifade edebileceğimiz alanlar olacak. Kesinlikle. Çünkü Hollanda dünyanın tarım ülkesi, evet. Ve dünyada 5. nasıl oluyor? Oluyor. Yani sen bizim Hollanda'da evet bir ilimiz kadar yok yani. Olan bir ülke yani değil mi? Yani 250 bin metrekare toprağı bile olmayan bir Hollanda'nın dünyada nasıl bu kadar söz sahibi oluyor? Hadi çok Avustralya'yı doğru. Anlarım. Hı hı. Bizim ülkemiz çok büyük, çok verimli. Yani özellikle Ege, Akdeniz, Karadeniz çok verimli yerler. Ukrayna dünyanın tahıl ülkesi de bizim Karadeniz ne ülkesi? Tabii ki, tabii ki. Yani bunu daha çok tarım... Sinabımız, ordumuz, çiftçimizi desteklemek gerekiyor. Artvin, Rize, Trabzon, tabii, tabii. Giresun bunların hepsi her tarafı bak yeşil. Evet, yemyeşil. Gümüşhane'ye kadar, aşağı in Tokat, devam et git Kars'a kadar. Yemyeşil alanlar. Tabii Türkiye'nin en büyük avantajı da ülkemizde su var. Çok ve büyük avantaj. Birçoğunda da su olmayan ülkeler. Evet, 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 evet. Onlar beceriyor. Sular altında zaten kalacağını düşünüyorlar Hollandalı'nın. 2050 yılında sular altında kalıp ve Hollanda kara parçasının yani Hollanda'nın şeye doğru, güneye doğru bir kısım kalıp geriye kalanını bu buzulların erimesinden dolayı sular altında kalacağını söylüyor. Evet, yani Avrupa'nın aslında batısında Gulf Stream sıcak su akıntısı var. O iklimi bayağı bir ısıtıyor. Tabii ki buzulların şu anda erimesi yüzünden o su yavaş yavaş soğumaya başlıyor. Yani orada bir 5 ila 7 derece iklim değişikliği olsa buzul çağı demek bu aşağı yukarı. Ve onların da doğuya doğru gelmesi hani demek. Mesela dünyaya diyorlar ya kuraklık olacak. Bana göre dünya buzul olacak. Buzul çağı yaşayacağız. Çok büyük ihtimal. Ve uzakta değil. Yani o dengeyi kurmamız lazım. Yani buzullar eriyor bir taraftan ama bir taraftan erimesi demek, suyun artması demek. Hakikaten ülkelerin, toprakların sular altında kalması demek. Onun için hızlı bir geçiş yaparak bu elektrik, güneş enerjisinden istifade etmemiz lazım. Kesinlikle, kesinlikle. Ve tamamen o karbondan kurtulmamız lazım. Kesinlikle. O karbondan mı? Ozon tabakası aslında ülkeyi, yani dünyayı çok koruyan bir tabaka. Ve biz tabii orada delikler açıldı. Onun ve işte karbondioksitin azalması gerekiyor. Peki. Siz STS'deki göreviniz ne? Ben yurt dışı pazarlama ve ihracat müdürüyüm.
Online çalışıyorum, evet. Online çalışıyorum. Ben İstanbul dışında. Ne zamandır online'sınız, aktifsiniz? Aslında yaklaşık bir seneye yaklaştık. Birlikteyiz. Birlikteliğimiz yeni, nispeten yeni sayılır. Ben şehir dışındayım ama fiziki olarak fabrika yerinde olmam gerekmiyor. Gerektiği hallerde gidiyorum. Ne zaman? Çok bankanın zaten müdürleri ellerinden çalışıyormuş. Yani. Çok doğru. Pandemi bizim hayatımızı başka bir yöne çekti. Doğrudur. Yani bu dediğiniz çok doğru. Yani dünyanın kuralını değiştirdi. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dediler. Harbiden öyle oldu. Doğru, doğru. Yani tabii şuna da, o senaryoya da bakmak lazım. Ne kadar gerçek, virüsün virüslüğü ne kadar gerçek veya ne kadar etkisi ne kadar ben gerçek. Ben virüsün virüs olduğuna bile inanmıyorum. Yani biz biraz korkutulduk herhalde. Evet. Yapmış olduğu bir virüstü. İşte kanlarını alanları istedikleri zaman uzaktan nasıl mesela... Sedasyon alıyorsun, ameliyata girmeden bayılmıyorsun ama ne halt ettiğini bilmiyorsun. İstedikleri gibi onunla kanlarımızla oynayacaklar gibi geliyor bana. Yani... Ulan ben yaptırmayayım dedim. Gittim yine iki tane yaptırdım. Ama bundan sonrakileri hayatta yaptırmam. Ama yarısı tabii... Olan oldu. Olan oldu. Siz de yaptırdınız. Ben de yaptırdım. Biz anne bakıyoruz. Anne baktığımız için biz 4 aşıyı tamamladık. Eyvah, siz daha büyük risk. Vallahi bol bol spor yapıyorum. O biz sporla dolaşırız böyle. Ya siz mefta olanlardansınız, tamam, anlaşıldı. Olsun. Peki bu STS grubun ihracatını sorduk, yapmış olduğunuz işi sorduk, mevcut olan portföylerimizi sorduk. STS dışında sizin alanınız neydi? Yani bir önceki işiniz neydi? Bir önceki işimde aslında güvenlik sektöründeydik. CCTV sistemler yapan bir firmada çalışıyorduk. CCTV. Evet, bu kapalı ya, devre, bu şehirleri izleyen MOBESE sistemleri gibi söyleyelim size. Harika. Öyle bir firmada çalışıyorduk. Daha sonra iş biraz daha böyle hız ihlal ve kırmızı ışık ihlal sistemlerine kaydı. Son 2 sene çalıştığımız Birleşik Arap Emirlikleri'nde ekspat olduk. Orada projeler vardı, gittik geldik. Çok gezdik, çok seyahat ettik, fuarlar yaptık. Keyifliydi, çok güzel arkadaşlıklar, dostlar biriktirdik. Yani bir nevi güvenlik kamera sistemleri. Evet, doğru. Yani doğru. O kapılar hani görüntü, bling bling basıyorsunuz. Tam kapıyla alakalı değil, daha çok bu daha büyük ölçekli şehirleri izlemek için. Yani yüz tanıma, suçluları bulmak için olan sistemler. Ama bununla ilgili de tanıdıklarınız, arkadaşlarınız vardır. Mutlaka. İletişim kurmuş oldunuz. Peki. Tabii ki, tabii çünkü ki. Programdan sonra soracağım size. Bizde 3 tane kapımız var. Bir kapı. 3 kapıya 3 tane bir tane monitör lazım, 3 tane de kamera lazım. Onun dışında da bizim de işimiz olduğundan dolayı bakıyoruz şeyi yaparak. Ondan sonra 6 tane ev, yani site yönetiminde 6 tane eve de içerileri lazım herhalde bundan anlamında. Tabii ki, tabii ki. Görmek, bakmak için. Tabii ki. Yani şimdi tabii şöyle bir durum söz konusu. Bu tür sistemler aslında suçları geriye yönelik tespit etme özellikleri ve tabii ki caydırıcı olma özellikleri yüzünden tercih ediliyor. Çok mu pahalı bu sistemler? Yani şehirleri izlemek. Şehirleri izlemek tabii ki pahalı. Yani şehirleri izlemek sadece izlemeyle kalmıyor. Plaka tanıma sistemleri giriyor işin içine. Geçen araçları da izliyorsunuz. Araçların tipleri, renkleri. Tabii tabii. Tabii. Filmlerde yani... izlediklerimiz oluyor mu? Yani Serdar Bey şey mi oluyor? Bir suç işleniyor. Bip 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 sinyalizasyonlu herifleri takip ediyor falan bilmiyorum. Ya şöyle... Matrix olduk yani. Gibi gibi yarım diyebiliriz bunu. Şöyle söyleyeyim size. Mesela bir aranan bir aracın plakası sisteme tanımlandığında bu plaka görüldüğü anda sistem alarm üretebilir. Ve yani yetkilileri ikaz edebilir. Oraya arkadaşlar sevk edilebilir. Güvenlik birimleri sevk edilebilir ve... konuş yapabilir. Ama tabii hani siz her yeni bir şey yaptıkça suçlular da yeni bir şey yapıyor. Plakaları değiştiriyorlar mesela. Tabii yani böyle şeyler oluyor. Ama tabii ki yani caydırıcı ve çoğunlukla kayıt geriye doğru izlendiğinde çıkar ortaya. Yani mesela bir olay olur. Diyelim ki bir bombalı araç patlatılır. O aracın nereden geldiği ve hangi yolları takip ettiği, nerede durduğu takip edilir, geriye yönelik olarak bulunur. Şehrin içerisinde başka şehirden geldiyse hangi şehirden geldiği bulunur. Ondan sonra yeri tespit edildikten sonra da suçlulara ulaşılır. Yani şey gibi değil mi Serdar Bey? Artık bir suç işleyince
O kameradan o kameraya, o kameradan o kameraya, evet, o kameradan o kameraya ulaşabiliyorsunuz. Tabii. Ama şu olamıyor mu mesela? Bir yere girdi. Sistem olarak çıktı. Bir binanın içine girdi. Binanın kapıcı dairesinden girdi. Öbürüne atladı. Adam da kıyafetini değişti. Başka bir kıyafetle çıktı. Tabii ki. Olabilir. Yani bu senaryo dahilinde. Zaten şeyi düşün, bu pandemi yüzünden... Ama minimalize etti artık suçu. Tabii kullandığımız maskeler bile bir şey. Yani eskiden insanların yüzleri görülebiliyordu. Şimdi maske takıyorsunuz, yüz gözükmüyor. Gözükmediği gibi işte bir kapüşonlu bir şey taktığınızda... Geçmiş olsun. Yani polis tespit şey etmek diyemez. Çok zor. Ancak eşgalden hani pantolon giyin, kuşamından... Şey tabii. Yasal. Yani takma diyemezsiniz. Niye taktın diyemezsiniz. Tabii. Taktınız mı maske? Taktım. Ben hiç takmadım. Yani aslında maskenin tabii defansif bir koruyuculuğu var. Üç kere de korona oldum. Hiç olmadım. Ama tabii bu şans da olabilir. Tabii yani o siz grip sağlıklıysanız gibi. Tabii. Yani şunu söylüyor uzmanlar, normal grip virüsünün öldürme oranı şeyden daha yüksek, koronadan daha yüksek. Tabii artık oraya geldi. Dedik dünyanın sonu geldi. Gittik bir boşalttık. Marketleri herhalde 4-5 aylık falan aldım. Dedim ki bu kadar ömrüm var herhalde benim. Aman doldurayım. Hayır, şok, o zaman. Hepimiz yapmadınız mı? Koymadınız mı? Yok, o kadar koymadık. O kadar koymadık. Ben abarttım ya. Ben geçenlerde zaten yapınca da dedim ki herhalde ben de bir şey olacağım. Kaputa olacağım falan gibi düşündüm. Hı-hı. Peki güvenlik sistemleri başka bir noktaya geldi. Ondan önce ne iş yapıyordunuz? Ondan önce aslında biraz tabii farklı. Toshiba Türkiye'de çalıştık 3 yıla yakın. Orada da Toshiba ürünlerinin Türkiye'deki pazarlamasına destek veren ürün müdürlüğü görevini icra ettik. Yani gene elektroniğe. Evet, daha çok tüketici elektroniğiydi. Yani proje işi değildi, tüketici elektroniğiydi. Bu yönde mi o zaman? Ben aslında iktisadi idari bilimler mezunuyum. Yani yönetici yetiştiren okul. İktisadi idari bilimler, ekonometri bölümü. Aslında istatistik daha çok, hesap uzmanlığı da giriyor bizim işimizin içine. Hani kamusal alanlarda çalışırken bir anda kendinizi pazarlama alındı. Yani şöyle, ben aslında ilk işe başladığımda kağıt makineleri... üreten firmaların Türkiye'deki mümessilini yapan bir firmada çalıştım. Aşağı yukarı 5 yıl. Evet, kağıt üretimi kağıt yapan. Kağıt üretiminde nasılsınız? Kağıt üretiminde tabii sekalarımızın kapanması yüzünden bayağı bir kan kaybettik. Olay eskiden devlet bu işe el atmışken sadece özel sektöre kaldı. Sekalar büyük güçtü aslında. Bana sorarsanız kapanmaması gerekirdi. Çünkü devletin kağıt üretmesi önemli. Idi. Ama sekalar kapandı. Bir şekilde kapatıldı. Şu anda açıldı özel sektör. Gene? Yok, açılmadı. Açılmadı. Bence açılacak. Yani bazılarının tabii çok eski kuruluşlar olduğu için yerleri çok değerli. Yani mesela Seka İzmit diyelim ki deniz kenarında bir yerdir. Yani sayfiye. Aynen. Çok da büyük bir alandır. Çok büyük alanlara kuruldur bu fabrikalar. Çünkü makinaların... Arkürleri falan, dev makinalar. Aynen öyle, aynen öyle. Ben gittim Seka'ya izlemeyeyim. O bahsettiğiniz kalender valsi, en büyük vals. Bütün gelen katmanları tek bir yerde lamine eden var. Yanında böyle sıçrarsınız, evet. Zemin sıçrıyor. Evet, öyle. Kaç ton falan dedim, 80 ton falanmış o. Tabii. Ya içinde sıcak su vardır onun falan. Yani daha da ağırdır. Tabii iki kısımdır. Bir hamur hazırlama kısmı vardır. Hamur önce hazırlanır atık kağıttan veya yeni şekilde. Daha sonra o makine kısmına girer. Yani bir özel sektörde bir firmamız vardı. Benim son dönemlerimde orada çalıştığım çok büyük bir makina teslim ediyorduk oraya. Aşağı yukarı boyu 300 metre. Makinanın ürün genişliği 7 metreydi ki bu yani 15 metre falan demek en olarak ve iki kata geçmişti. Bir kat aşağı yukarı 20 metredir. Bir böyle akşamüstü bir Alman mühendisi götürmüştüm. Böyle baktık, hiç kimse yok. Yapılıyor ama daha yapım aşamasında. Sonra vardiya çaldı. 5'e 5 kala falan, öyle bir yani 5 dakika girdi, orada kaldık, hiçbir şey yok. Vardiya düdüğü çaldı, makinenin içinden 300 kişi çıktı. Biz böyle gözlerimiz açık kaldı. 300 kişi makinenin içinde çalışıyorlar kurmak için. Hani detayları şey yapıyorlar. Yani makinenin içinden 300 kişi çıkınca diyorsunuz ki bu adamlar nasıl oluyor? Ne kadar çok büyük bir alan. Peki şey, İspanya'da ne yapacaksın şimdi? İspanya'da ne yapacağız? İspanya,
Evet, fuar. Fuar. Matelek diye Madrid'de. Aslında bir Biennial, iki yılda bir oluyor. 2019 yılında en son yapılmış. Bu tür makine parkurlarının olmuş olduğu bir alan. Elektrik ve enerji fuarı diye geçiyor aslında. Hani hem yapı firmalarına hitap ediyor hem enerji firmaları, yani solar firmaları, solar panel üreten veya kurulum yapan firmalar diyeyim size, onlara hitap ediyor. Normalde en son 2019 yılında yapılmış. Şu anda 2022 yılındayız. Pandemiden dolayı yapılmamış. İlk defa yapılıyor. Bütün Avrupa, Afrika ülkeleri, hatta Güney Amerika'dan da katılım oluyor. Çok heyecanlıyız. Güzel işler yapacağımızı ve güzel kontaklarla. Kaç gün sürüyor fuar? 4 gün. 4 gün sürüyor. 4 gün sürüyor. 4 gün. Önümüzdeki pazartesi uçacağız. Salı, cuma olacak. Birer ikişer günde gitmeli, gelmeli, orada hazırlıklı bir insan gezer canım, gezeceğiniz alan vardır. Bakalım, amacımız iş öncelikle. Eğer olursa o da olur, neden olmasın. Süper, oralara kadar gitmişken bol bol da gezin, hiç olmazsa İnşallah. Keyif alın. Peki, bir önceye döndük, eğitiminize de döndük. Nerelisiniz? Ben aslen baştan İstanbul. Baştan söyleyeceğimi en sona getirdim. Peki, nerelisiniz? Paşabahçe, İstanbul, Paşabahçeliyiz. Aşağı yukarı... rahmetli Beykoz Paşabahçe, Allah'ım ya ne kadar güzel o Hisar. Tabii çok güzel alanlar. Yani orada, oraya gittiğimizde bir toprak bizi çağırır. Eskiden rakı fabrikası vardı. Yukarıdan abi, aşağı inerken böyle koklardık onu falan. Anason. Evet anason hem kokusu. Hem yakardı hem bir şey çekerdi falan. İşte rahmetli babaannemiz bile Paşabahçe doğumlu ama demin konuştuğumuz gibi sizinle Kosova. Evet, biraz işte Arnavutluk var. Biraz Bulgaristan var, biraz Romanya var. Onların hepsinin... Aslında hepsinin kökü Karamanoğulları falan, doğru, böyle işte doğru. Beyliklerden giden. Evet. Orada Balkanlara Müslümanlığı yayma ve o topraklara hakimiyeti zaten almak. Edirne zaten başşehirdi. Hı hı, doğru. Çok doğru. Eski. Onun için öyle diyor. Peki hedefleriniz ne? Hedeflerim ne? Peki bu güzel bir soru. Şimdi... Öncelikle tabii ki sahip olduğum bilgileri nakletmeyi çok seviyorum. Bunu da olumlu iletişimle yapmak istiyorum. Dolayısıyla şimdi çalıştığım firmada neredeyse en yaşlılardan bir tanesi benim. Gençler var, çok heyecanlı, çok dinamik bir ekip. Hepsini de çok seviyorum, kardeşlerimi. Çok karizma adamsın ya, daha iyi. Teşekkür ederim. Sizin güzelliğiniz o. Bakılan yerde görülen güzellikler insanın kendi içinden gelirmiş. Hani böyle iltifat edince aa hatun yürüyor mu adama falan da diyor. Hayatımız makara. Peki hedeflerinizin içerisinde yani STS'nin hedefleri başarısı sizin. Benim kendi hedefim tabii ki STS'yi bir sonraki seviyeye çıkartmak. Hatta belki 2 ya da 3 seviye ötesine götürebilmek. Bunun için de büyük firmalar, dünya devi firmalarla uzun vadeli anlaşmalar ve işbirlikleri olması gerekiyor. Dünya çapında olması gerekiyor. Aman inşallah başarım. Ben Türkiye'deki bütün müteşebbislerim, önemli müteşebbislerim, büyümek isteyenlerim, uluslararası platformda da söz sahibi olabilirim. Kendi alanlarında başarılı olsun isterim. Evet. Yani tabii ki ben aynı zamanda eski basketbolcuyum. Bu arada onu konuşamadık. Şu anda veteran liglerine katılıyoruz. Senede aşağı yukarı 4-5 turnuvamız oluyor. Çeşitli şehirlerde, çeşitli yerlerde. Yurt dışı mı? Yok, yurt dışında da gittiğimiz turnuvalarımız var ama yurt içinde takım arkadaşlarımdan bir tanesi özellikle Eskişehir'de çiftçilik yapıyor. Dün grubumuza, WhatsApp grubumuza mesaj atmış, işte yaptığı işte traktörle bir topluyorlar, bir şeyler yapıyorlar falan. Ona işte biz tabii bol bereketli olsun mesajlarımızı gönderdik. O da dedi ki ya dedi ben çok seviyorum çiftçiliği dedi. Çünkü dedi çiftçi kazanırsa Türkiye kazanır dedi. Bir şey söyleyeceğim. Gelecekte bakın, aha buraya yazıyorum. Bunlar hep dijitalde kalacak. İnanılmaz bir tarımla ilgili reform yapacağız. İnşallah. Bu Tayyip Bey'le mi olur, bir sonraki hükümetle mi olur falan, oralarda değilim. Hı-hı. Ama Türkiye'nin büyük bir tarım reformuna da ihtiyaç var. Yapılması lazım çünkü geriye yani... Geriye dönüş başladı bence. Evet, sanayide bence bir noktaya geldik ve daha da gideceğiz. Ben artık size bir şey söyleyeyim mi? Mesela şehirlerde yaşamak hani... eğitimli ve kültürlü insanların işiydi ya. Şimdi köylerde yaşamanın eğitimli ve kültürlü insanların işi olduğunu da
orta ölçekteki kişiler algıladığında metropol şehirleri artık şey hangar gibi olacak. Evet. Toplama kampı evet, gibi evet. Ne halt ediyorsanız edin falan. Evet. Biz bu pandemi döneminde annemi yazlık evimizin olduğu yere Burhaniye Ören'e kaçırdık. Orada benim de rahmetli annemin Akçay'da evi vardı. Ne kadar güzel. Gidip geliyorum. Hı hı. Tabii şunu gördük. İnanılmaz göç aldı. İstanbul'dan gelenler oldu, Ankara'dan gelenler oldu. Anne 81 bitiyor. 81 bitiyor. İşte 17 yıllık bir Parkinson geçmişimiz var. Onun yanına da 2021'in evet, 2021'in Şubat sonunda da kalçamızı kırdık. Şimdi biraz yardımsız yürüyemiyoruz. Ama şimdi tabii insan kendi evladı olunca anne baba hakkının nasıl ödenmeyeceğini görüyor. Ve dolayısıyla da artık sıra bizde. Bizim ona bakma zamanımız. Kardeşsiniz? 3 kardeşiz. Diğerleri? Ablamla beraber bakıyoruz. Abim zaman zaman geliyor gidiyor. O ne iş yapıyor abi? Abim diş hekimi emeklisi. Emekli oldu. Şimdi özel sektörde çalışıyor. Nerede? Vallahi Kızılay'dan emekli oldu o aslında. Ama diş hekimliği yapmıyor son dönemde. Bu pandemi dolayısıyla falan da biraz elini eteğini çekti. Şimdi bir aile işinde başka bir sektörde çalışıyor. Şey kız kardeş. Ablam da emekli tabii ki ben o emekli nerede? Olunca. O da özel sektörden ama ablam tabii bu arada ailemizin en zekisidir. Kendisi hem hani ailenin ikinci annesi. Gibi evet yani Üsküdar Amerikan Kız Lisesi, Boğaziçi Üniversitesi. Oo. Yani işte mühendis mi? Bilgi mühendis, işte. Kimya mühendisi ama kimya mühendisi yapmadı. Hep daha çok satış ve pazarlama üzerine çalıştı. Kendisi Şişe Cam'da çalışıp o dönemde çok başarılı olup Şişe Cam'ın Amerika'ya işte böyle 40'lı yaşlarda orta kademe yöneticileri gönderdiği, erkek yöneticileri gönderdiği dönemde oraya giden ilk hanım ve 28 yaşında oraya gitti. Çok başarılı. Orada kaldı. Daha sonra Amerika'da kaldı. Şimdi bir dönem. Şimdi evli mi? Şu anda evlenmedi. İki evlilikten sonra şu anda bilmiyorum. Nasip diyelim. Belki olur, belki olmaz. Sizde iki tane çocuk var. Bende iki çocuk var. Biz de boşandık. Öyle hayat şu anda. Devam ediyor. Hayat devam ediyor. Tabii ki devam ediyor. İşte anneye bakma görevi şu anda bizde. Annenizin ellerinizden öpüyorum. Sizi ağırlamak çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Nelerden konuştuk değil mi? Hani bana soru soracaktın. Evet ben size soru ya. Soracaktım. Efendim Serdar Bey dedi ki programa önce ben size bir şeyler sorayım dedim. Tabii dedim yani boşluk vermeyin. Rövaşata çak 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 bir çaktık bitirdik. Ama ne yaptık? Bitmedi efendim. Çok keyifli hayatların başarı hikayelerini siz de başarabilirsiniz. Ve bu başarı hikayelerindeki STS grubun da buradan patronajına sevgilerimizi iletiyoruz. Daha çok daha güzel noktalara gelmeniz dileğiyle Madrid'de de lütfen güzel işbirliği yapalım ve çok daha büyüyelim. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.